Efendim öncelikle dana bonfilemizi ön pişirme gerçekleştireceğiz. Bütün olarak pişireceğiz. Bonfilenin kalın olan kısmını seçebiliriz. Diğer kısımlarıyla da yapabiliriz. Temiz olan ve uygun olan bu kısmını şimdi ayırdık. Bunu tuz ve karabiberle lezzetlendiriyoruz şimdi. Karabiber bol miktarda. Tavamıza bir miktar yağ koyuyorum. Şimdi hazırlamış olduğumuz etimizi ızgara tavamıza bu şekilde koyuyoruz ve mühürlemeye başlıyoruz. Şimdi diğer tarafını da çeviriyoruz bonfilemizin. Diğer tarafını da çeviriyoruz şimdi. Evet, ocağımızın altını da kapatıyoruz ve tavadaki kendi ısısıyla etimiz pişmeye devam ediyor. Mühürlenme işi sürüyor. Fırınımızı açtık. 240 dereceye getirdik. Şimdi mühürlemesini yapmış olduğumuz etimizi fırında pişirme yapacağımız kabımızın içerisine düzgün bir şekilde koyuyoruz. Ve etimizi fırına sürüyoruz şimdi. Yaklaşık bir 10 dakika ön pişirme yapacağız. Şimdi macunu yapmaya başlayabiliriz. Tavukları göğüs olarak kullanabilirsiniz. Göğüs çok daha makbul olacaktır. Bunu koyduktan sonra şimdi biraz tuz koyuyoruz. Ve krema. Birebirdir buradaki ölçümüz. 200 gram tavuk koyuyorsak 200 gram kadar da krema koymamız gerekiyor. Şimdi kremamızı da bu şekilde içerisine boşaltıyoruz. Kapağımızı kapatıp şimdi macun haline getiriyoruz. Evet, tavuk macunumuz hazır. Bunu bir kasenin içerisine koyacağım şimdi. Ve bu şekilde karıştırıyoruz. Tavuğumuz hazır. Şimdi bunun içerisine biraz mantar, yeşil soğan ve kereviz koyacağız. Önce kerevizimizi ayıtlayalım. Yarım kereviz kullanacağız ve kerevizin saplarından da yapraklı olan kısımlarını alıyoruz. Bunları da lezzet vermek için kullanacağız. Bu arada etimizi çıkartabiliriz dışarıya. Yeteri kadar tuttuk fırında. Dışını milföyle kapladıktan sonra tekrar pişirmeye devam edeceğimiz için. Şimdi çıkartıyoruz ve bu kabın içerisinde biraz daha hızlı bir şekilde soğuyacak. Bakın suyunu da çok fazla bırakmadı. Dışını çok iyi bir şekilde mühürlediğimizden dolayı. Şimdi bunu farklı bir kabın içerisine koyduk. Kenarda bekletiyoruz. Biraz daha soğuyacak. Ve biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Kerevizin kabuklarını soyalım. Çok ince bir şekilde doğruyoruz. Ve mantar. Mantarımızı da yaprak yaprak doğruyoruz önce. Şimdi yeşil soğanımızı da aynı şekilde biraz önce ayırmış olduğumuz kerevizin yapraklarını da ince bir şekilde doğrayacağız. Evet, kereviz, mantar, yeşil soğan ve kerevizin yapraklarını karıştırıyoruz ve biraz önce hazırlamış olduğumuz macunun içerisine koyuyoruz. Özellikle mantar çok önemli bu reçetede. Hepsini karıştırırken biraz da tuz ekleyelim. Ve biraz da karabiber. Macunumuz da hazır. Şimdi dana bacon'ımızı da açalım. Dana bacon'ımız hazır, milföyümüz hazır, macunumuz hazır. Şimdi bir parça da yumurta hazırlayacağız. Bir tanesini kıralım. Fırçamız da hazır. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi sıra geldi. Milföylerimizi açarak beef wellington'ı yapmaya. Bunun için çok az bir un alacağım. İki tane milföy hamurunu birbirlerine birleştiriyorum üzerinden bastırarak. Çok az un serpiyorum. Yine üzerine de biraz un serpiyorum. Yapışmasını engellemek için. Etin kalınlığına getireceğiz. Aynı boyutlarda olması için hamuru biraz genişletiyorum şimdi. Eti de havlu kağıdının içerisine koyacağım. Ve üzerindeki suları alacağız. Çünkü birbirlerine yapışmasını istiyoruz. Çok ince bir macun sürüyoruz şimdi. Macunu sürdükten sonra sıra geldi. Bunun üzerine dana bacon'ımızı koymaya. Macunun sürülmüş olduğu kısma dana bacon'larımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Tekrar macun koyacağız şimdi. Hmm.
Evet, şimdi artık sıra geldi etimizi yerleştirmeye. Bakın, biraz önce fazla suyunu aldık etimizin. Bunu bu şekilde yerleştiriyoruz. Ve biraz da elimizle üzerine bu macundan sürüyoruz. Daha iyi bir şekilde sarması için milföy hamuru dışını, yapışması daha kolay olacak bu şekilde üzerine sürdüğümüzde. Yumurta sarımızı da bu şekilde uç kısmına süreceğiz şimdi. Milföy hamurunun daha kolay tutmasını sağlayacak bu da. Sıkıca bastırıyoruz kenarlarından ve şu anda artık sarma işlemimiz sona erdi. Kenarlarından da kapatıyoruz. Bakın bu şekilde. Çok bastırmıyoruz ama kapanmasını kolaylaştırıyoruz. Yağlı kağıda koyarsanız çok daha iyi olacaktır. Ve üzerine de şimdi tekrar yumurta sarısını sürüyoruz. Etin kalınlığına göre bir süre belirleyebilirsiniz. 200 derecede her 1 santim için 10 dakika süre koyabilirsiniz. Bizim etimiz 3 santim, ortalama 25 ile 30 dakika arasında, ortayla iyi pişmiş arasında olacak. Dışını tamamen yumurta sarısıyla bu şekilde kapladıktan sonra şimdi artık fırına götürüyoruz. Fırınımız 200 derecede. Etimizi içerisine yerleştiriyoruz ve ortalama 25 dakika pişirdikten sonra çıkartarak bir kontrol edeceğiz. Dikkatli bir şekilde sıyırarak alıyoruz ve tezgahımıza koyuyoruz. Biraz sıcak, dikkatli olmak gerekiyor. İnce olan taraftan başlayalım. Biraz daha kalın bir dilim yapıyorum şimdi. Bakın harika görünüyor. Demiglas sosla birlikte bu işlemi gerçekleştireceğim. Kemik sosu demiglas. Yaklaşık 24 saat et suyunun kaynatılmasıyla birlikte elde edilen bir sos. Ve biraz da Frank maydanozu yanına servis edeceğim. Kalın bir dilim. Bir dilim daha koyacağım. Ve servis tabağımıza yerleştirdikten sonra tekrar üzerindeki fazla suları peçete yardımıyla alabiliriz. Evet, biraz demiglas sos koyacağım yanına. Kemik sosu. Çevresini bu şekilde gezdiriyorum. Ve şimdi de biraz da Frank maydanozu koyarak iki tarafına yemeğimizi hazır hale getiriyoruz. Dünya klasiklerinden Beef Wellington'ı bu şekilde sunuyoruz.